أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مبلغ الحمد سنة الرسول فإمام النبي صلى الله عليه وسلم onun âline, ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti cümlemizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 148. ayetinde şöyle buyuruyor. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَرِبُ الْخَيْرَاتِ Herkesin yöneldiği bir hedef, bir yön, bir istikamet vardır. Haydi! Siz hep hayırlara koşun, hayırda yarışın. Kıymetli kardeşlerim, dünyada insanlar bir yarışla yardımlaşma halindedir. Bu yarış bazen hayırda olduğu gibi bazen de şer yolunda olabilmekte. Bu yarış bazen kişinin kendisine, ailesine, devletine, milletine ve tüm insanlığa faydalı olma noktasında meydana geldiği gibi Bazen de bunların tam tersine kötülük ve şer yolunda kendisini göstermektedir. Peki bir mümin için bu yarışın hudutlarını Rabbimiz nasıl tarif ediyor? Kıymetli kardeşlerim, Maide suresinin 2. ayetinde Mevlamız وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ İyilik ve takva hususunda yarışın, yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda asla yardımlaşmayın, yarışmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah'ın cezası çetindir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, bir Müslüman bu ayetin ruhuna uygun olarak imanının güçlü olması, imanının kemale ermesi, İmanın tadını alması ve son nefesine kadar imanını muhafaza etmek için bir yarış halinde, yardımlaşma halinde olmalıdır. Yine bir mümin ibadetleri zamanında düzenli, eksiksiz, gösteriş ve acelecilikten uzak, samimiyetle yerine getirmek için bir yarış halinde olmalıdır. Tüm kötü huyları terk edip, bütün güzel huyları hayatında, ailesinde, toplumda yaşamak, yaşatmak için bir yarış halinde olmalıdır. Müslüman, eğitimde, üretimde, vatana hizmette, hülasa insanlığa faydalı olma noktasında bir yarış ve yardımlaşma halinde olmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, aynı zamanda Müslüman, hayır işlemeye istekli, gayretli ve yarışmayı, hayırda yardımlaşmayı prensip haline getirmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Ne yeşbe'a mü'minun min hayrin. Müslüman bir kimse, mü'min bir kimse hayır işlemeye, hayırda yarışmaya, hayırda yardımlaşmaya doymaz, bıkmaz, usanmaz. Ta ki hatta yekûne müntehâhul cenneh Allah'ın kendisine ikram ettiği cennet nimetlerine kavuşuncaya kadar, Allah'ın rızasını elde edinceye kadar mümin kimse hayır yapmaktan, hayır yolunda yardımlaşmaktan ve yarışmaktan asla bıkmaz, usanmaz buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İnsanlardan bazıları vardır ki, onlar hayra anahtar, şerre kilittirler. Yine insanlardan bazıları vardır ki, şerre anahtar, hayra kilittirler. Ne mutlu hayatında hayra anahtar olup şerre kilit vuranlara. Yazıklar olsun şerre anahtar olup da hayra kilit vuranlara. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim her birimizi hayır ve hasenat işleyen, bu yolda yardımlaşan, koşan, yarışan ve Rabbimizin rızasını kazanan kullarından eylesin. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.